Yani daha önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ikinci iddianameyi verdiği zaman Haziran 2021'de de bunu talep etmişti. Fakat o zaman Anayasa Mahkemesi bu talebi mesnetsiz buldu ve gerekçesi güçlü olmadığı için reddetti. Şimdi tekrardan talep etti. Daha önce mesnetsiz olan talebin şimdi tekrardan anlamlı bulunması tabii ki ciddi bir çelişki. Bir seçim öncesinde Halkların Demokratik Partisi'nin 2023 hazine yardımını bloke etmek demek aslında seçimlere hazırlanamazsın demektir. Kapatma davası da bir taraftan sürmektedir. Dolayısıyla kapatma davası sürerken bu adımların atılması demek aslında kapatma davasında da nasıl bir sonuç çıkacağına dair güçlü bir işaret vermiş olmak demektir. Bu ne anlama geliyor? Yani seçimlere giderken halkların Demokratik Partisi'ni siyaseten kıpırdayamaz hale getirmek. Niyet bu. Ve biz bunun karşısında elbette ki mücadelemizi sürdüreceğiz. Onların ne yapmak istediklerini anlıyoruz, görüyoruz. Ve bizi engelleyerek, demokratik siyaset alanından tasfiye ederek seçimi kazanabileceklerini düşünen, hayal eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Elbette ki bu hayalin aslında boş bir hayal olduğu görülecektir. Çünkü biz hep söyledik, bize büyük kaybettirmeye çalışıyor iktidar demokratik siyasetten tasfiye ederek bize büyük kaybettirmeye çalışan bir iktidara biz de büyük kaybettiririz dedik ve bu konuda da kararlıyız. Eğer bu iktidar halkların demokratik partisini demokratik siyasetten tasfiye ederek seçime gitmek istiyorsa biz halkımızı asla seçeneksiz bırakmayacağız dedik. Bu konuda çeşitli çalışmalarımız, hazırlıklarımız var. Dediğim gibi hem mali açıdan hazırlıklarımız vardı hem siyasi açıdan bir kapatma e, adımı ve siyasi yasak adımı karşısında hazırlıklarımız var. Bunları e, adım adım e, ilerleteceğiz ve e, 2023'ün bizim açımızdan önemli bir kazanım yılı olması ama iktidar açısından da çok önemli bir kayıp yılı olmasını sağlayacağız bu konuda kararımız.